Bayramın mübarek olsun baba. Keşke yanımda olsaydın da elini öpüp sana sarılabilseydim. Sen de bana her zamanki gibi çok bayramlar gör kızım deseydin. O zamanlar eksik söylüyormuşsun, şimdi anladım. Keşke beraber görelim deseydin. Ben de bu bayram Muhsin amcanın elini öpeceğim. Ama öyle yalandan değil. Bana gerçekten babalık yaptığı için. Senin kadar olmasa da, yalandan da olsa başka bir ailem var artık. Kocam var. Baba, sana Kerem'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Ya bana bugünlerde bir garip davranıyor. Böyle gitmiş, gizli gizli yüzü kalmış. Böyle evin önünde bir şov yaptı ki görmeliydin. Ya bütün mahalleye rezil olacaktık. Yani inkar ediyor. Ama bence bana karşı bir şeyler hissediyor. Onun üzerine gidince böyle eli ayağı birbirine dolandı. Görmeliydin. O artist, o kendini beğenmiş hallerinden eser kalmadı. O halleri çok hoşuma gitti. Şimdi doğruya doğru. O anlardaki Kerem olsa... belki ben de ona... Kerem komik çocuk ya. Öyle arada sırada güldürüyor işte beni. Canım babam. Benim şimdi gitmem lazım. Keşke daha çok yanında kalıp seninle vakit geçirebilseydim. Ama Muhsin amcalar beni bekler. İyi bayramlar baba. Seni çok özledim. Koçum benim ya, aslanım benim. Hay maşallah sana lan güzel oğlan. Gel bakayım, gel. Tamam tamam, bir dur, bir dur. Korkma oğlum, korkma. Güzel oğlum benim. Al bakayım, ah, ah. Yiyeceğim mi? Maşallah sana, maşallah. Yemiyor, hadi bakalım. Ay ay. Yenge hayırdır ya? Evin içi makyaj malzemesi dolu, ne iş? Ufak bir atılım yaptık da yengesi makyaj malzemesi satıyoruz. Tırt iş. Baş verin, hiç uğraşmayın. İş yapamazsınız. Madem tırtı, neden geçen hafta 1000 TL kazandı? 1000 mi? Ya. 1000! Haftada? Evet. Yenge, ne diyorsun sen ya? Ayda 4000 para eder. Vay anasın ya yengecim. Ben seni sıradan bir Nazmiye olarak bırakmıştım. Bir döndüm, başarılı bir iş kadını Nazmiye olmuşsun ya. Sağ ol yengesi de, o işler öyle değil. Şu an tık yok. Niye? Mahalledeki herkesi sattık. Kadınlar bizden beter. Ne yapayım, kime ne satayım? Ticaret böyle bir şey, biliyor musun? Ya yenge, sen de başka pazarlar bul ya. O kadar kolay değil o işler. Muhsin amcanın evine gidip Yelda cadısına bile sattık. Abin mahalleden çıkmamıza izin vermiyor ki. Kime ne satalım? Yengecim, sen de o zaman kocalarına sat bunları. Vallahi bak, asıl para onlarda. Şöyle bir kalabalıkta onları bir gaza getir. Bak nasıl satın alıyorlar, gör o zaman. Senin gözler böyle fıldır fıldır dönüyor da nasıl olacak o işler? Bak şimdi. Yarın bizim çırak açacak kahveyi. Şöyle bir kalabalık toplansın. İkimiz gireriz, bir güzel vurgun yaparız oradan. Saçmalama Erkut. Abin kahvenin önünden geçmeme bile izin vermiyor. İçeri gidip bir de satış mı yapacağım? Vallahi kurbanlık koyun diye keser ikimizi de. Ya bir şey olmaz sen, bana bırak ya. Ben hallederim ya. Ay. Heh. Ne yaptınız? Hazır mısınız bakan? Tövbe bismillah. Hazırız, hazırız. Gel. Bayramı zehir ettiler. Bütün gece koş aradık. Şu hale bak. Tamam baba ya. İfademizi verdik zaten, bulurlar bence yani. Ne yap? Tövbe tövbe. Bekle, bulurlar. Çoktan satmışlardır bile onu. Kim bilir kimler kesti benim koçumu ya. Maddi durum var. Evet aynen, para yok. Abi boşuna beklemeyin. Rıza abi açmaz bayramın ilk günü. Yazmış da zaten oraya. Durumlar kötü diye açacağım bu sefer demişti. Kurban kesecekler ya. Belki onlar açmamışlardır ilk günü. Bak 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 bak. Borç ödemeye girince yok. Ama kurban kesiyorlar. Yok be abi. Erkut askerden dönüşte bir tane koç almış. Bayram namazı sonrası kurbanlık aldım diye bir hava bastı ki, sorma. Ana! Lan bu koç benim koç olmasın. Yoksa Erkut'un bir şey aldığı nerede görülmüş lan? Kadir abi. Erkut! Kadir abi. Abi. Kadir abi. Kadir abi. Kadir abi. Kadir abi.
Bu ne ya? Ha. Artık bayramlarda moda oldu. Bir cümleyi buluyorlar. Herkese aynı cümleyi toplu mesaj. Ah ne? Bayramı kutladım. Allah Allah. Ve en iyisi? Okuyamıyorum ya. Ne yazıyor oğlum? Kim vermiş? Oğlunu gelinini kullanman güzel hamleydi Muhsin. Ama yetmez. Sana Arife'yi göstereceğim ama bayramı asla. Bayramı kutlu olsun bu arada. Rıfat densizi mi bu? Evet baba, Rıfat abi. Biz de bayramını kutlayalım mı? Kalp falan koyayım mı baba? Ben onun dersini vereyim sonra kutlayacağım onun bayramını. Ulan hala geçemedik şu herifi. Konuşturuyoruz arkamızdan ya. Vallahi billahi çıldırıyorum ben. Nerede bunlar ya? Bir bayram sabahı şöyle bir kahvaltı edemeyecek miyiz? Nerede? Kerem! Eşek sıpası neredesin sen? Baba galiba bu sene yiyeceğiz kavurmayı. Vallahi kahvaltı yapamıyorum heyecandan. Size de günaydın. Ve iyi bayramlar anneciğim, günaydın öpeyim. Günaydın anneciğim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Öpeyim. Para var mı baba? Ne parası be? Geç sen hadi. Yenge, abi iyi bayramlar. Sana da. Para istiyor bir de. Bana bak, kampanyayı doğru düzgün yönetiyor musun? Bak herif habire arayıp duruyor, iğnelici laflar söylüyor. Benim arkamdan konuşur mu şu herifi? Bayram neşeniz de maşallah üzerinizde. Babacığım elimizden geleni yapıyoruz. İlk günkü fotoğraflar gibi değil. Performansımı arttırdım, sen merak etme. Ulan eşek kadar adam oldun, bir bayram namazına gelmiyorsun. Hadi onu kalkmadın böyle zevzek zevzek konuşmalar, geç kalmalar. Erkenden gel sofraya otur bari. Ay Muhsin, vallahi çocuk sabah sabah gözünü açar açmaz hemen azarladın çocuğu. Ay o daha küçük. O sabahları erken kalkamaz, babası daha. Ya ne küçüğü, kazık kadar adam oldu, evlendirdik. Sen o örf adet bilen gelinin diyorsun değil mi? Ama bak, bakıyorum göremiyorum nerede? Hani bugün bayramın ilk günü değil mi yani? Ama hala teşrif edemedi hanımefendi bir türlü. Ne bileyim ben nerede olacağını, kocasına sor. Ben de bilmiyorum, o çoktan yemeğe gelmiştir diye tahmin ediyordum. Karısının nerede olduğunu bilmiyor. Ne konuşuyorsun sen ya? Allah Allah. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar kızım. Gel. İyi bayramlar. İyi bayramlar kızım. Ayşe sen neredesin bayram sabahı? Bak bizim için çok önemlidir. Bayramın ilk günü otururuz kahvaltıda. Kavurmanın gelişini bekleriz. Günaydın hayatım. Ne oldu? Otur hadi otur. Beklettiysem kusura bakmayın. Ya bayram sabahı tabii ben babamı da ziyaret etmek istedim. Babamın mezarına gitmiştim. E hayatım ben sana söyledim. Sen de ben seni bırakırım dedin. Ama herhalde sen kalkamayınca ben de kendim gittim. Ya demek ki bayramları da arkamızdan bir Fatiha okuyanımız olacakmış. Aferin kızım, aferin, aferin. Ay o nasıl laf babacığım? Ben de okurum sizin duanızı. Okur okur babacığım okur, sen öl. Oğlum dikkatli ol, yaralanma bak. Bir şey olmaz anne, bir şey olmaz. Merak etme, bu zamana kadar bir şey olmadı. Ha, o kadar kendine güvenme. Bak bayramın birinci günü acil yaralananlarla doluyormuş. Tamam anne sen merak etme, hallederim ben. Güzelce bıçağımızı bileyledik. Hem bak çukurumuzu da kazdık ki sakatat oraya gömelim, başka hayvanat yiyip de zehirlenmesin diye. Ben de yardım etseydim. İstemez. Nereye kadar bu pembe rüyalar?